Değerli takipçilerim, selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Yeni bir aracımız. Opel Astra 1.6 2017 model. Aracımızın dün akşam müşterimizi getirdi. Şikayeti katalizatör kızarması. Katalizatörde kızarma oluyor. Aracımızı şimdi kontrol ettiğimizde ufak bir hafif bir teklemesi var. Fakat arızalanması yanmıyor hiçbir şekilde. Şimdi genel kontrollerini yapacağız. Arıza neyden kaynaklanıyor? Neresinde problem var? Ateşleme mi? Yakıt mı? Katalizatör mü tıkalı? Hepsine tek tek bakmamız lazım. Araştırıyoruz şu an. Aracın katalizatörü kıpkırmızı. Değerli takipçilerim. Araç biraz çalışsın. Bir genel kontrolünü yapıp arıza var mı yok mu tekrar bakacağız. Olmazsa yavaş yavaş kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Bakalım neler bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Değerli takipçilerim. Opel Astra 1.6 benzinli aracımızı kaldırdık lifte. Şu an incelemelerini yapıyoruz. Katalizatörde bir sıkıntı var mı yok mu? Aracın üstteki egzoz sacını söktük manifoldun. Lambda sensörü, oksijen sensörünü söktük. Şu an katalizatörün içine baktığımızda şu an bir problem gözükmüyor. İçi temiz. Üstten de kamerayla bakacağız. Şöyle hatta yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi kanallar, petekler mükemmel. Bir sorun yok. Müşterimize biz bunu keseceğiz, bakacağız demişler ama olur olmaz net bir şey söylememişler. O da direkt bize getirdi sağ olsun. Biz de buradan inceliyoruz bir sıkıntı var mı yok mu. Aracın katalizatöründe arıza nar gibi oluyor. Şikayet bu. Şimdi tek tek inceliyoruz bakalım. Bir şey yakalayabilir miyiz, yakalayamaz mıyız? Sizlerle paylaşacağım. Aracı indirip üstten kamerayla bakacağız. Opel Astra aracımızın alttaki katalizatör boğazını bağladık şu an. Kontrollerini yaptık, hava tuttuk vesaire. Aracımızı indiriyoruz şu an. Katalizatörde bir şey göremedik arkadaşlar. Şu an aracın gaz sistemini iptal edip sonrasında yol testine çıkacağız. Üst taraftan sizlere göstereceğim şimdi. Aracımızın katalizörü temiz, problem gözükmüyor. Yani erime vesaire tıkalı. Tekleme yok, sabahları sallama yok. Aracımızda enteresan bir arıza var. Katalizör niye kızarıyor onu tespit etmek için. Hiçbir arıza yok aracımızda, motorunda. Katalizörle ilgili ve aracın ateşleme ile ilgili, yakıtla ilgili hiçbir arızamız yok. O yüzden biraz tespitimiz zorlaşıyor. Şöyle kapıyı kaldıralım. Evet. Buradan kamera vasıtasıyla baktık değerli takipçilerim. Burada oksijen sensörünü söküp kameramız burada zaten. Şöyle göstereyim sizlere yılan kamera. Bunun daha da orijinalini sipariş verdik. Şu an yurt dışında 10-15 güne gelecek. Çok kaliteli ve net gösteren bir kamera. Bunu şimdilik geçici olarak kullanıyoruz. En azından işimizi görsün. Daha kalitesini aldık inşallah gelecek. Şimdi buraların bir kontrollerini yaptık. Aracı burada çalıştırdık fakat lifte çalıştırdığımızda aracın hiçbir şekilde kızarma olayını göremedik. Aracımızın şimdi ben buradaki ısı yalıtımını bağlayacağım. Şu gördüğünüz. Bunu taktıktan sonra aracımla yol testine çıkacağım. Bir sıkıştıracağım. Fakat bunu yaparken ilk etapta gazı iptal edeceğim araçtan. Çünkü gaz bakımı olmuş. Gazdan dolayı da eğer İptal ettiğimizde benzin de bunu aynısını yapıyorsa bu aracın ateşleme direkt ve okuyucularına yöneleceğiz Allah nasip ederse. Şu an yağla bismillah bunu takalım. Beraber yol testine çıkalım. Neler görüyoruz bir görelim beraber. Değerli takipçilerim, yoldayız. Bismillah dedik çıktık. Aracımızı topladık. Opel Astra 43.000'de atmosferik arkadaşlar, turbo yok. BRC marka LPG kullanıyor. Bir aracımızı sıkıştıralım, bir ısıtalım. Bir görelim arkadaşlar. Gerçekten katalizör kızarır mı? Çekişine bakalım. Araba yolda istop ediyor diye biliyorum. Böyle söylemişti müşterimiz. Bir kere de bizde
Lifte stop etti. Şu an seyreklerde tam silmiyor. Görüşü kapatıyor arkadaşlar. Yağmurla havada silecek çok önemli. Böyle biraz sıkıştıracağım aracı. Sonrasında arkadaşlar bir sağa çekip bir bakalım beraber gerçekten katalizör kıpkırmızı oluyor mu? Şu an ben gazı iptal ettim. Gazda değil araba. Arkadan tüpün vanasını da kapattık. Herhangi bir gaz geçişi olmasın diye. Astra aracımızla şu an yol testindeyiz. Değerli takipçilerim, İnşallah videolarımızdan memnun kalıyorsunuzdur. Elimizden geldiği kadar detaylı güzel video hazırlıyoruz inşallah. Buna dikkat ediyoruz. Sizler de beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İlk fırsatta sağa çekeceğim aracı ve bakacağız aracımızın durumuna. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Katalizör neden kızarıyor? Neden bu arıza meydana geliyor? Hiçbir arızalanması yok. Arıza kodu bilgisayara dahil düşmüyor. Problem sıfır gözüküyor araçla ilgili. Tekleme yok. Çekişinde hafif bir sıkıntı var şu an. Sadece bizim gözlemlediğimiz. Şöyle bir sağa doğru alalım aracımızı. En müsait yer şu an burası. Evet, boşalıyoruz. El frenimizi çektik. İnelim. Bakalım ne göreceğiz. Var mı yok mu katalizörle ilgili problem. Böyle kapımızı dikkatli bir şekilde açıyorum. Evet. Şöyle flaşımızı da yakalım şu an. Katalizörle ilgili kızarma söz konusu değil. Yol testindeyiz. Biraz daha sıkıştıralım bakalım. İlk gördüğümde sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Trafik kuralları çerçevesinde telefonumuzu kapatıyoruz. Sizlere videoyu kızardığı an çekip atacağım arkadaşlar. Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Çalışan tüm arkadaşlarıma kolaylık diliyorum. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle işimize başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar size bir kısa bir video çekeceğim. Şu an bu araçlar için çekmiyorum. Dün akşam Opel Astra'yı yolladık. 2017 model 1.6 atmosferik aracımızı yolladık. Aracımızdaki şikayet katalizörün kızarması ve yolda istop etmesiydi. Aracımızı yolladık. Dün akşam gaz sistemini komple iptal ettik ve müşterimizin benzinde kullanmasını söyledik. Çünkü biz dün testini yaptığımızda aracımızla ilgili problem yoktu. 2-3 kez teste çıktık ve 2 tane yakıt katkısı verdik müşterimize. Bunları kullan, bize geri dönüş yap diye. Aracımızda arıza yok. Bobin mi buji mi herhangi bir belirti yok. O yüzden cebinden boş yere para çıkacağına biraz dedik kullan. Arızamız tam meydana gelsin. Ondan sonra kontrol edelim. Malum zaten dün testi yaptık. Hiçbir şekilde katalizör kızarmıyor. Kendisi benzinde kullanacak bir hafta. Arızalanması düşer düşmez bize tekrar uğrayacak. Bilginiz olsun, dün akşam biraz geç saat olduğu için videosunu çekemedik. Katalizör sistemini kontrol ettik. Problem yok. Ateşleme sisteminde problem yok. Yakıt sisteminde aynı şekilde. Bir de kendisine benzin aldığı yeri değiştir ve farklı istasyondan benzin almasını önerdim. BP veya Shell'den al, bir dene. Kendisi Opet'ten alıyormuş. O şekilde deneyip bizlere dönüş yapacak. Biz de sizlere en son durumu paylaşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.